Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gazetecilere yönelik baskı, şiddet, tutuklama ve ceza uygulamalarının araştırılmasına ilişkin grup önerimiz vesilesiyle huzurlarınızdayım. Bu dönem ve önceki dönemlerde verilmiş benzer önerilerin akıbetini düşündüğümüzde ise önergenin olası geleceği hakkındaki fikrim, üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki çoğunluğun oylarıyla ret yönündedir. Ancak onlarcası verilmiş benzer önerilerin mevcut siyasi iktidarın oylarıyla reddedilmiş olması Türkiye'nin basın özgürlüğü sicilini de temize çıkarmıyor. Örneğin sınır tanımayan gazeteciler tarafından hazırlanan 2022 raporunda 149. sırada bulunan Türkiye 2023 yılında 180 ülke arasında 165. sıraya geriledi. 149. sırada olması bile kabul edilebilir değilken 165. sıraya gerilemenin pek çok nedeni var. Fakat detaylara girmeyecek ve örnek bir gelişme üzerinden basın özgürlüğünün geldiği noktayı gözler önüne sermeye çalışacağım. Diğer detayları sanırım lehte ve aleyhte olmak üzere grupları üzerine söz eden arkadaşlarımız bizlerle paylaşacaktır. Sayın milletvekilleri, partimizin İstanbul Adalar Belediye Başkanı ama her şeyden önce gazeteci kimliğiyle bilinmek istenen Erdem Gül, yaptığı bir haber nedeniyle örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oysa ki Erdem Gül hakkında aynı haber nedeniyle aynı mahkeme tarafından yayınlanan bu haber sır niteliğini kaybetmiştir. Bu nedenle devlet sırrının açıklanması söz konusu değildir denilerek beraat kararı verilmişti. Ve bu beraat kararı Yargıtay'ca onanarak kesinleşmişti. Hal böyleyken kesinleşmiş karar yok sayılarak dün devlet sırrı niteliğindeki bilgiyi yayınlama suretiyle örgüte yardım suçu işlendiği gerekçesiyle hüküm tesis edildi. Yani temel davadan ve bu kapsamdaki suçlamalardan beraat etmiş olan Erdem Gül, tali davadan cezalandırılmış oldu. Erdem Gül hakkındaki kararla ilgili manşeti şöyle attı. Bir haber, 5 yıl ceza. Üstelik görüşmelerini yaptığımız kanun teklifi yürürlükte olsa Erdem Gül bir haber karşılığında 10 yıl ceza almış olacaktı. Bu bağlamda 2 gündür yıl dönümü nedeniyle konuşmalarımıza konu olan 28 Şubat sürecini anımsatmak istiyorum. FETÖ terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırılan Erdem Gül 28 Şubat'ta ne yapmıştı? Çünkü çok çok uzun yıllar istedikleri her şeyi verdiğiniz, örneğin Ankara'nın parsel parsel kendilerine satılmasına göz yumduğunuz FETÖ terör örgütü 28 Şubat sürecinde 28 Şubat'ın ateşine odun taşıyordu. Erdem Gül ise milli görüş geleneğinin yanında gazetecinin etik ilkelerinden geri adım atmaksızın durdu. Erdem fikir ve ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü, yaşam tarzı özgürlüğünü, siyaset yapma özgürlüğünü her türlü darbeye karşı olduğu için özveriyle savundu. Üstelik Erdem Gül'ün o dönemde değil tüm gazetecilik hayatına kefil olacak onlarca büyüğünüz de var partilerinizde. Sizin aranızda da var, Saadet Partisi'nde de var. Eski Cumhurbaşkanı, partinizin başbakanlarından 28 Şubat sürecinin refah hükümetine devlet bakanlığı ve hükümet sözcülüğü yapan Abdullah Gül'e Erdem Gül'ü sorun. Oğlu milletvekili arkadaşınız olan, uzun yıllar meclisin başkanlığını yapan Bülent Arınç'a Erdem Gül'ü sorun. Malumunuz 28 Şubat sürecinde Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Yerine Fazilet Partisi kuruldu. Fazilet Partisi'nin dönemin İstanbul İl Başkanlığını yapan bugünün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a Erdem Gül'ü sorun. Erdem'i Refah Partisi'nin ve Fazilet Partisi'ni Anayasa Mahkemesi'ne savunan bugünün kamu baş denetçisi Şeref Malkoç'u sorun. Allah uzun ömür versin, milli görüş geleneğinin önemli isimlerinden Recai Kutan'a Erdem Gül'ü sorun. Alacağınız yanıt Erdem Gül 28 Şubat sürecinde bizim yanımızda tereddütsüz durmuştur olacaktır. FETÖ o dönemde sizin karşınızdaydı, Erdem Gül sizin yanınızdaydı. Gerçek buyken inşa ettiğiniz hukuk düzeni Erdem Gül'ü terör örgütüne yardım suçundan mahkum etti. İnşa ettiğiniz hukuk düzeni sadece suç olmaması gereken gazeteciliği de mahkum etmedi. Erdem Gül'ün sizin geçmişinize kattığı kıymeti de mahkum etti. Bence vicdanlarınız sızlamalıdır. Ali'ye İzzet Begoviç'in bir sözü vardır. Şiirsel bir sözdür, sıkça kullanırsınız. Ali'ye savaşı öldüğünüzde değil, düşmanlarınıza benzediğinizde kaybedersiniz der. Bu sözü esinlenerek yineliyorum. Karşıtlarınıza benzediniz. 28 Şubat'ta size, sizin büyüklerinize ne yapıldıysa onlara aynısını...
Sayın Konur Alp, lütfen tamamlayın. Onlara nasıl davranıldıysa Erdem Gül'e, Cumartesi annelerine, Barış Akademisyenlerine, Gezi davası tutuklularına, Hatay Milletvekili Can Atalay'a, Selahattin Demirtaş'a aynısını yaptınız, yapıyorsunuz. Sizin için üzülüyorum ama beni sizin anlayacağınıza dair bir umudum yok. Bu duygularla sözlerimi aynı zamanda gazeteci de olan 1948 yılında öldürülen büyük romancı Sabahattin Ali'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Sabahattin Ali gazetecilikle ilgili hayatınızı halka hakikatleri anlatmak yolunda harcıyoruz diyor. Belki de gazetecilerin halka hakikatleri anlatmak yolunda hayatlarını harcamaktan vazgeçmemelerinden korkuyorsunuz. Sizi korkutan budur. Korkularınıza teslim olmayın. Selamlarımı. Teşekkür ediyorum Sayın Konur Alp. Öneri üzerinde ilk söz Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Doğan Demir'e aittir. Sayın Demir, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ülkemizde gazetecilere yönelik artan baskı ve zorlamalar maalesef her geçen gün artmaktadır. Haber alma hakkı demokratik toplumlarda en temel haklardan biridir. Bu hak gasp edilirse özgürlüklerimizle gasp edilmiş olur. Bu ülkede gazetecilerin baskıya, şiddete ve tutuklamalara maruz kalması demek, o ülkede yaşayan vatandaşların ülkesinden yaşanan gelişmelerden mahrum bırakılması demektir. Bu durum demokratik değerlere ve insan haklarına yapılan sivil bir darbedir. Gazetecilere yönelik baskılar sadece mesleklerini yapmak isteyen bireyleri etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toplumun genelini de etkiler. Sansür, susturma ve sindirme politikalarıyla halkın doğru bilgiye ulaşması engellenir ve toplumda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi zaman içinde yok olur gider. Ne kadar da tanıdık geliyor değil mi kulağa? Gazetecilere karşı uygulanan şiddet ifade özgürlüğünü engelleyerek demokratik yapımızın temellerini sarsıyor ve basın özgürlüğünü tehdit ediyor. Bu durum toplumumuzun demokratik değerlerine olan güvenini zayıflatıyor ve demokratikleşme süreçlerimizi sekteye uğratıyor. Bugün ülkemizdeki her bir gazeteci toplumu derinden etkileyebilecek haber niteliğini taşıyan bir durumda karşılaştığında daha haberi yazarken kendini riske atmış olarak hissediyor. Katledilen gazetecilerimizin failleri bulunmuyor. Bulunsa da gerekli cezaya çarptırılmıyor. Fakat bir gazeteci küçük bir sosyal medya paylaşımından dolayı bile yıllarca hapse mahkum ediliyor. Bu vesileyle Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Metin Göktepe başta olmak üzere katledilen tüm gazetecilerimizi saygıyla rahmetle anıyor ve faili meçhul cinayetlerin bir an evvel aydınlatılması gerektiğini tekrardan dile getiriyorum. Tutuklama ve ceza uygulamaları gazetecilerin mesleklerini icra etmelerini engelliyor arkadaşlar. İfade özgürlüğünü ve demokratik ilkelerimizi zayıflatıyor, hatta yok ediyor. Değerli arkadaşlar, gazetecilerin yargılanması veya cezalandırılması basın özgürlüğüne yapılan açık bir saldırıdır. Demokratik toplumların geleceği için ciddi bir tehdit oluşturur. Bu nedenle gazetecilere yönelik baskılarla mücadele etmek, partisi, ideolojisi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun burada hepimizin ortak sorumluluğudur. Vakit kaybetmeksizin gazetecilere yönelik baskıların sona erdirilmesi için bir an evvel adımlar atmak zorundayız. Mesleğini yaptığı için gazetecilerimizi yargılayıp cezaevlerine tıkacağınıza, sırf bir kesimin gönlünü hoş tutacağım diye itibar suikastçiliğine soyunanlar için yaptırımlarda bulunmak lazım. Tüm ilkeli habercilik anlayışını benimseyen, kalemini satmayan gazetecilerimizi ve basın emekçilerimizi buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Demir. İkinci söz talebi İyi Parti grubu adına Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu'na aittir. Sayın Hamşıoğlu, buyurun. Basın özgürlüğü denildiğinde iki kelimelik bir fıkra dinlemiş gibi hissediyorum ben artık. Üzerine konuşabilecek yazık ki bir özgürlük kalmadığı gibi. 9 köyden kovulan, 10. köyde çok ağır bedeller pahasına direnen bir avuç arkadaşımı tenzih ederek söylüyorum ama artık Türkiye'de maalesef gazetecilik de yoktur. İktidar yahut muhalefet fark etmeksizin yandaşlık vardır, propagandistlik vardır, algı operatörlüğü vardır. Evet, basına şiddet 80 öncesinde kanın gövdeyi götürdüğü günleri geçmiştir. Evet, niyet okuyuculuğu ile sansürde 12 Eylül sonrası darbe yönetiminin bile ruhuna rahmet okutulmuş, yasakların mizahının yapılabildiği darbe günlerinden, mizahın dahi yasaklandığı ileri demokrasi günlerine ironik,
aslında trajik bir dönüşüm yaşanmıştır. Evet, serbest piyasa ekonomisinin olmadığı, gazetelerin kağıdı dahi hükümet izniyle aldığı günlerde bile olmayan şekilde bugün sektörün tamamına yakını tek bir kişiye bağlıdır. Türkiye'de bugün artık sektörün kahir ekseriyeti tek bir medya patronuna bağlıdır. Evet, artık suçludan ziyade suçu ifşa eden gazeteciler hedef alınmakta, yargılanmakta ve hukuksuzca cezalandırılmaktadır. Gazetecilerin hapsedilmesi sıradanlaşmış, vakayı adi haline almıştır ve evet, bütün bunların sorumlusu öncelikle elbette iktidardır. Ama iktidar bu dönüşümü tek başına da yapmamıştır. Suç ortakları vardır. Gazetecilerin evleri basılırken, gazeteciler sabaha karşı gözaltına alınırken, tutuklanırken, yıllarca tutuklu yargılanırken buna alkış tutan gazeteci kılıklı suç ortakları vardır her mahalleden, her kesimden. Gazetecilerin tutuklanmasını, bırakın da hukuk devleti yolunda atılmış bu dev adımlar için gereğince sevinelim diye alkışlayabilen yüzsüzlerin de eseridir bugün hukuk sopasıyla hizaya sokmanın bu derece rutinleşmesi. Silivri'yi Türkiye'nin hukuk devleti olma doğrultusundaki önemli bir istasyonu diye cilalayabilen gazeteci kılıklıların da suçudur bugün. Büyük bir iştahla kalemlerinden adeta salyalar aka aka tutuklanacak gazeteciler listeleri yayınlayabilen sözde gazetecilerin de suçudur. İlhan Selçuk 80 yaşında sabaha karşı yatağından kaldırılıp da gözaltına alındığında ben 12 Mart'tan sonra demokrat bir çizgiyi benimsedim ama İlhan abi hiç değişmedi diyebilen, özel yetkili kumpas hakimlerine bırakmadan meslektaşını yargısız infaza girişebilen utanmazların da suçudur bugün yaşadıklarımız. Ne zannediyordu acaba bu arkadaşlar? Bütün kuvvetlerin tek elde toplanacağı bir sistem değişikliğini alkış kıyamet desteklerken ne zannediyorlardı? Yasama, yürütme, yargı bir kişinin iki dudağı arasında olacak. Sayın Hamşoğlu, lütfen tamamlayın. Ama basın özgürlüğü mü bırakılacaktı? Ben buradan sadece genç gazetecilere, gazeteci adaylarına seslenmek istiyorum. Gerekirse kaleminizi kırın ama satmayın. Celladınıza aşık olmayın. Cellattan kastım bir kişi, parti değil, her dönem değişiyor çünkü. Cellattan kastım yöntem. Kimsenin sizi yandaşlaştırmasına razı olmayın. Bu yola uyan borusu çalmak için çıktığınızı unutup da kimsenin borazanı olmayın. Gazetecilik yalakalıkla statü kazanılan bir meslek değildir. İktidarlar gider, ilkeler kalır. Kaleminin namusunu koruyamayan başka hiçbir şeyi koruyamaz. Gün olur, devran döner. Zulümdarlar gibi zulmü demokrasi diye alkışlayanlar da, zulme kılıf üretenler de o çok övdükleri zulümhanelerde buluverirler kendilerini. Bu yüzden ve tabii ki diğer bütün özgürlüklerin de temeli olduğu için basını yeniden özgürleştirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapmak. Sayın Hamşoğlu, teşekkür ediyorum. Diğer söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'a aittir. Sayın Çandar, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, halkın haber alma hakkını engelleyen girişimlerin, gazetecilere yönelik baskı, şiddet ve tutuklama ve ceza uygulamalarının araştırılması için Anayasa'nın 98. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 105. maddeleri gereğince bir meclis araştırma açılması önerisi var. Öyle bir günde verilmiş ki çok simgesel bir gelişme söz konusu. Dün Adalar Belediye Başkanı meslektaşımız Erdem Gül 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu nereden çıktı? Tam 9 yıl önce. Evet, tam 9 yıl önce beraat etmiş olduğu bir davadan, şu meşhur MİT tırları davasını haber olarak yayınlamadan ve açılan tali dava da düştükten sonra, bir dava beraat, öbür tali dava düşmüş, aradan 9 yıl geçiyor, istinaftan da geçilmiş, tekrar bir Yargıtay kararıyla bozulma söz konusu oluyor ve geliyor 9. senesinde bu haberin yayınlanmasının ve beraatle sonuçlanmasının üstünden Erdem Yıl'ı 5 yıl hapse mahkum ediyoruz. Ve ondan sonra bu ülkede
bağımsız yargıdan, bağımsız hakimlerden, hakimlerin vicdanıyla karar vermesinden söz edeceğiz. Bu dava, yani Erdem Gül'e 5 yıl dün hapis cezası verilmesiyle sonuçlanmış olan dava, hem basın özgürlüğüyle ilgili, hem basına yönelik baskılarla, hem haber alma hakkına, vatandaşların bütün bunlarla ilgili, hem de bu akşam görüşülmesine devam edilecek olan yargı paketiyle son derece yakından ilgili. Çünkü bu dava aynı zamanda Türkiye'deki hukuksuzluğun, hukuktaki keyfiliğin, yargı bağımsızlığının olmayışının bir simgesi olarak, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini ve dış politikasını da birinci derecede etkileyen gelişmeleri ortaya koyuyor. Nasıl biliyor musunuz? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda, terörle mücadele kanununda değişiklik yapılması konusunda Türkiye taahhüdünü yerine getirmediği için bunlar yapılmazken, Türkiye'nin ekonomisi etkileniyor, dış politikası etkileniyor ve ondan sonra da saçma sapan bir yargı paketiyle yüz yüze bırakılıyoruz ve bunun görüşüldüğü gün, Erdem Gül 5 yıl hapse mahkum oluyor. Şimdi bakın, basın özgürlüğü hiç bu kadar iyi olmamıştı diye buradan Sayın Çandar, lütfen tamamlayın. Diyorum. Bu meclis çatısı altında bunları dinledik. Basın özgürlüğünün hiç bu kadar iyi olmadığı günlerden birinde ve tam da 8. yargı paketi görüşüldüğü sırada bir belediye başkanı, bir gazeteci 9 yıl önce beraat etmiş olduğu bir davadan 5 yıl hapse mahkum oluyor. Ben de size bu basın özgürlüğünün hiç bu kadar iyi olmadığını övünerek burada tutanaklara geçirmiş olan siz arkadaşlarıma hitap etmek istiyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Zor olacak biliyorum ama aklınızı Türkiye'nin selameti ve geleceği için başınıza toplayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Çandar. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilen önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.